Fatih Bey selamlar. Selamlar Ömer Bey. Nasılsınız Fatih Bey? <laughs> i̇yiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim Fatih Bey. Bugün şeyimiz var. Evet, bugün e, tek tek bilimi canlı olarak daha doğrusu seyircili olarak e, çekiyoruz e, yine e, ve oradan elde edeceğimiz gelirle herkes biliyor ki Siemens'in de desteğiyle e, oradan elde ettiğimiz geliri de şeye veriyoruz. E, doktora öğrencilerin bursu için veriyoruz. Bu bursu da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracı da veriyoruz. Çünkü onlar bu konuda uzmanlar, işi biliyorlar ve güvenilir bir kurum. Ee, biz herhangi bir dedikodu olmasın, işte o parayı ona verdiler, buna verdiler olmasın diye bütün geliri doğrudan doğruya, hiç el sürmeden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne onlar da burs veriyorlar. Yani bizim... Celal Şengör ve İlber Ortay'la bu sefer bazen başka e, bilim insanları ama genelde e, Celal e, Ahmet Hoca ve İlber Hoca e, oluyorlar. Oradan elde ettiğimiz bütün gelir doktor öğrencilerinin, yurt dışında doktor yapan öğrencinin burs parası olacak. Bunlara kim olacağını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve biz teke tek olarak beraber belirleyeceğiz. Daha biz belirleyelim. Onlar belirleyecekler. Biz de e, bakacağız yani hani yarın o bir Laf olmasın, yakışan düzgün birileri olsun diye hani şey olur falan diye. E, gerçi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iyi bir kurum ama ne olur ne hani olur. Onların gözünden kaçar, bizim gözünden kaçmasın diye ya da bizim kaçarsa onların kaçmasın diye. Ve ilk dört e, programın gelirinde, dört değil mi? Dört programı yaptık galiba. Beş. Beş programın gelirinde aktardık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne. E, i̇nşallah yıllarca orada daha çok para birikecek. Fatih Bey ben son bir ekleme daha yapayım. Hala insanlar seyirciler, gelmek isteyenler biletleri nereden alabiliriz diyorlar. Biletini al Onu da buradan söylemiş olalım. Ee, onu da söyleyeyim. Biletini al da bize bu hizmeti karşılıksız olarak e, veriyor. Yani bilet satışlarından biletini al herhangi bir komisyon almıyor. E, bütün para e, oraya gidiyor. Şey de söyleyeyim, bir başka teşekkür de e, İlker Ayrık ve e, İstin İzmir'e e, etmek istiyorum. Çünkü İstinya Park İzmir'de yaptığımız e, teke tek bilimde e, salon kirası da almayarak onlar da salon kirasını da e, katkı olarak e, verdiler. E, İlker Ayrağı ve İstinya Park İzmir'de e Ayrıca bu bonkörlüklerin ötürü teşekkür ederim. Çünkü onların da almadığı para hemen hemen 300-400 lira civarında bir para. Evet, sağ olsunlar. Çevremizdeki herkes zaten katkı sağlıyor. Evet, herkes katkı sağlıyor. Siemens sağlıyor, Fatih Aksoy medyapım sağlıyor. Orada iyi bir para bilgi çekiş oldu. Umarım Fatih Bey. Öyleyse gündemin ilk başlığıyla başlıyorum. Başlayalım hadi. Fatih Bey, Eyüp Sultan'da bir kaza gerçekleşti. Hı hı hı. Lüks bir otomobille 16 yaşındaki bir çocuk ATV araçlarını, motorunu yolun kenarında Biliyorum. bekleten Galiba pazar akşam oldu. Evet. Ama ilginç olan da şu. Çocuğun annesi ve babası bilinen isimler. Evet annesi yazarmış, babası da doktormuş. Annesinin adını duymuştum, babasının hiç adını duymamıştım. Kaza vesilesi de duydum. Şöyle söyleyeyim. Bir kazadır olur. Ancak kötü olan şu çocuğun eliti yok. Altındaki otomobilde bir Porsche. Porsche Taycan. Galiba kaza gece akşam saatlerinde olmuş. Gece vakti ehliyetsiz bir çocuğun Porsche'yle ne işi olduğu bir tarafa, sokaklarda ne iş olduğu bir tarafa, hadi diyelim ki anasından babasını habersiz aldı arabayı, kaçtı, gençlikte böyle şeyler olur diyelim. Yani kaza yaptıktan sonra kaçmak ne demek? çocuğu kaçırmışlar yani. Annesi almış çocuğu kaçırmış. Böyle, bu, bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Yani herkesin başına gelebilir. Bak kim... Demiyorum ki ona olmaz, bunu olmaz. Herkesin başına girebilir. Çocuktur, delikanlıdır, kaçırmıştır arabayı veya babası vermiş de olabilir. Sorumsuzluktur ama de ki oldu. Abi sen bir insanı öldürüyorsun ve oradan kaçıyorsun. Ve büyük ihtimalle bunun annesi olacak kadın yani çocuğu yurt dışına kaçıran e, kadın da mesela ne Var ya meşhur bizim daha önce burada bahsettiğimiz, yıllarca da takipçisi olduğumuz Münevver Karabulut Cinayeti. Büyük ihtimalle o cinayet sırasında da şeyi, babayı yani çocuğun kaçırılmasını kınamış falan, ya böyle şey olur mu falan filan demiştir. Sorarsan da sosyal sorumluluk, insanlık, bilmem ne falan filan ağabey Eylem tok galiba adı değil mi? Evet. Ee, ya Kardeşim tamam herkesin çocuğu, herkes çocuğunu seviyor. Herkes çocuğu için canını verir. Ama çocuğun için canını vermek başka bir şey. Başkasının canını almış bir çocuğu adayetten kaçırmak başka bir şey. Ayrıca da çocuğa da yazık. Şu açıdan yazık. Neyse cezası girer. 20 yıl mı, altı ay mı, 3 yıl mı, 10 yıl mı? Yatar cezasını, çıkar. Hayatını da kaldığı yerden devam eder. İşte sen kaçırdı mı bu çocuğu? Zaten çocuğun hayatı da kayıyor. Şimdi ne zaman gelecek, nasıl olacak? İşte büyük ihtimalle bunlar bu Somali Cumhurbaşkanı'nın yediği haltı var ya Cumhurbaşkanı oğlunun. Büyük ihtimalle öyle yapmaya çalışacaklar. Yani gidecekler e, aileye işte birkaç milyon para teklif edecekler. Birkaç milyon TL, dolar neyse artık duruma göre bir pazarlıkla. Onlar şikayetçi olmamalarını, olmamasını sağlamaya çalışacaklar. Sonra da işte bir süre sonra da çocuğu getirecekler herhalde e, buraya. Ya ben sanmıyorum ki ölen kişinin ailesi böyle bir şey kabul etsin. Çünkü öyle bir pek bir gariban halleri olduğunu zannetmiyorum. İşte ATV'de, altındaki ATV ile ATV 15-20 bin dolar zaten yani. Onunla gezmeye çıkmış varlıklı, düzgün belli ki insanlar. böyle bir teklifi kabul edeceklerini zannetmiyorum. İnşallah da etmezler. böyle bir şey olmaz çünkü. Abi kaçırma yani. niye kaçırıyorsun? Kaza varsa bir ehliyetsiz Kusurluysak, emniyet şeridindeymiş motorlar. Kusurlu belli ki. Ona da emniyet bilirkişi karar verecek. Tabii çek cezanı git ondan sonra. Yani. Ne oluyoruz? Ama işte de değişmiyor bu yani. Dediğim gibi o kadın büyük ihtimalle de Münevver Karabul'un cinayetinde ay nasıl kaçırırlar falan filan diye büyük duyarlılık abidesi olmuştur. Yani dediğiniz gibi kaçak hayatı hani kaçtık kurtulduk değil. Değil ki, değil ki hayat bu peşinde olsun ondan yani. sonra. Ne yapacaksın? Sonsuza kadar çocuk açacak mısın? Mısır'a kaçmışlar. sonsuza kadar Mısır'da mı yaşayacaksınız? Bu arada Mısır da ilginçmiş. Her değil küçük oraya dönüyor. Ben de öyle ya da, daha, ya, da, daha ucuzdur belki orada kalmak. Ya da belki vizeleri yoktu Avrupa ülkelerine belki çocukların. Bilmiyoruz. Mas Bey bu konu dışında doğrudan yerel siyasete dönüyorum. Dön. Döndüm. Dö döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı açıklamalarda bulundu. Evvela şunu söyledi. Bay Kemal'i özlemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı -hı. Gelen gideni aratıyor dedi. Öncelikle bunu nasıl yorumluyorsunuz onu merak ediyorum. Ben de olsam özlerdim. <laughs> yani peş peşe 13-14 seçim kazandıran, e, cumhurbaşkan en olmayacak, en kazanamayacağı seçimde aday olarak Cumhurbaşkanlığının kendisine hediye eden birini özlemesi çok normal. Yani kabinyalı bakan yapsa, Sosyal Güvenlik Bakanı falan yapsa bence yeridir yani. Çünkü hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dönem Cumhurbaşkanlığı borçlu. başka kim aday olsa, yani İmamoğlu, Yavaş, hatta Meral Akşener, hatta sen, hatta ben, hatta Eray falan aday olsa kazanırdı o seçimi. Kılıçdaroğlu kendisi olarak kazanmadı. Bu yüzden Cumhurbaşkanı'nın onu çok özlemesi çok normal. Çünkü büyük seviyordur yani. Ben olsam severim. Beni Cumhurbaşkanı yaptın abi. Yani bir insan bir insana daha ham, hangi büyük makamı verebilir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde? E bir ötesi ne var ki? Şimdi o yüzden insan kendisini Cumhurbaşkanı yapan kişiyi görmemişse özler. Şöyle yapsın tavsiyem. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kimse bu personel sorumlu. Kemal Bey'e Ankara'da orada bir ofis versinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özlediği seferinde gidip Kemal'cim, canım neredesin, sevgili kardeşim falan diye sarılsın. <laughs> özlemini gidersin. Çünkü gerçekten özlemekte haklı. Beni birisi Cumhurbaşkanı yapsa hiç şansım olmadığı halde ben de onu özlerim yani. bu bıyık altında. <laughs> ya ben de tam özlenecek bir muhalefet lideri olarak. Bir yani. de, bir de hakikaten yani Kemal Bey bir de baktığın zaman yani siyaseten fena, bir yani siyaseten çok kötü ama insan olarak da özlenebilir yani yumuşak, iyi, düzgün, efendi, kibar. Şimdi Ferhat Bey, Cumhurbaşkanı'nın söylemleri arasında şöyle ilginç bir şey de var. Ama bir şey söyleyeyim sana bak, Özge'den... yarın öbür gün şey gitsin, Özgür Özel gitsin onu da özler. Çünkü özlenecek bir muhalefet var Türkiye'de. Maalesef. Şöyle ilginç bir söylem vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu acemi genel başkan diyerek Özgür Özel'i eleştirdi. Evet. Ama aynı eleştiri yöntemini Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum için evet. acemi aday evet. şeklinde evet. kullanıyor. Yani Önce Ekrem Bey kullanmaya başladı. Sonra Erdoğan kullanmaya başladı. İkisi de haklı. Yani şey de haklı. Erdoğan da haklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da haklı. Şey de, Ekrem İmamoğlu da haklı. İkisi de. Karşılarında daha tecrübesiz, daha acemiler. O yüzden daha çok hata yapıyorlar. İkisi de doğru söylüyor yani, ne diyecek bir şey yok yani. O da acemi, o da acemi. Ha bir de şeyi eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bedelli askerlik üzerine Özgür Özel'in söylediklerini eleştirdi. Onu eleştirmeye kalmamışız zaten. Herkes eleştirdi onu yani. O da pişman oldu. <laughs> Gerçekten hakikaten son derece çok abuk soğuk bir laftı yani. Yani siz anladınız ama ben ve ya benim gibi... Ben bile... Anlatsan da olur. Anlasan ne olur anlamasan olur. Sakla zaman bile laf yani. Anladığında ne oluyor? Ben, yani ne kastettiğini anlıyorsun. Ama söyleyiş şeyi var yani. Hı -hı. Diğer taraftan yani bu şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuşmanın içerisinde çok fazla böyle birbiriyle ilintili şey vardı, cümle vardı. Şöyle bir şey dedi. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında bir gaf yapıyor dedi. Hı -hı. Ama diğer tarafta da Murat Kurum var. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle. Murat Murat Kurumdan öte bir şey yok ya. Evet. Yani Murat Kurum kadar gaf yapan birisi. Ben siyasette pek az gördüm yani. Yani her gün. Şimdi hatta geçen gün. Ya günde bir iki üç beş yani hiç. Ve şöyle bir. Yani şey oldu gaf olmayan sorumlu. cümlesi yok gibi neredeyse. Seçim tarihini de karıştırdı. Evet. 31 Nisan'da da. Emin değilim. Değil misiniz? Karıştırmamış olabilir. Yani doğrudan öyle biliyor olamaz herhalde. He? Yani 31 Nisan diye biliyor Yo. olamaz. Yo. Şöyle düşün. 31 Mayıs, 31 Mart'ta ilk tur yapıldı. İmamoğlu kazandı. İptal, İptal ettiler. İptal İkinci tur 31 Nisan'da. Niye olmasın? Hı. Hmm. olarak bir <laughs> yani, şey olabilir mi Olur mu olur? Belki de demişlerdir yani. E, oğlum sen ilk turda çok fark yeme. Biz onu tekrar atırız. Hiçbir şey olmasa bir şey olmuştur der. Bir daha seçim yaptırırız. 31'inde sen oturursun, alırsın seçimi demiş. Olabilirler yani. Bilemiyorum. <laughs> Gerçi 31'i pazara gelmiyor herhalde. Bilmiyorum. Bak, bak, bakmak lazım. Bakayım mı şurada? Bak. Bakalım Fatih. Bir bakalım hakikaten. Gelmiyor. Gelmiyor evet. Tüh. Tutturamadım. <laughs> <laughs> Ama öyle düşünmüş olur yani. Ya bilinçaltında hakikaten öyle bir şey varsa geçen seçimde... Tabii <laughs> <kalma gülüyor> öyle bir şey oldu <laughs> tabii. Gafın, 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 büyüğü yani. Fatih Bey peki şeye ne diyorsunuz? Özgür Özel'in Erdal Beşikçioğlu'nu hak eden... O da onu polis zannediyor. Polis zannediyor. Hala Böyle, polis zannediyor. Bütün seçim kanıtım kampanyası olur. öyle devam ediyor şu an. Herhalde o seçmenin seçmenin de yani biliyorsun yani e, Halit ergenci Kanuni Sultan Süleyman Süleyman'dan e bir, bir, bir nesli evlatları bunlar. Eee <laughs> olabilir. Ya da çalışıyor diye yapıyor. Yani. Herhalde de, yani vatandaş öyle görüyor. Vatandaşın gözünde de öyle diye. Ama sürekli Erdal Beşikçioğlu'nun yüzünde bir şey var. Hani Sanki şey var. Ne oluyor şu anda? Burada? o da, o, durumu tam kavrayamadı Erdal Bey de henüz daha. Ya bir dakika bunlar beni polis... Erdal Bey de acaba ben polis miydim diyecek. <gülüyor> <gülüyor> emekli mi? Emekli polis. Artık <laughs> şey, şeye başladığımızdan beri bütün başlıklar hep komik oldu. Komik abi, ki... komik yani... yani. Hakikaten memleketin hali komik yani. Baksana bir şey söyleyeyim. buraya. Artık zaten memlekette kimse bir şeyi ciddiye almıyor. Şimdi, muazzam bir Depolitizasyon, a-politizasyon politizasyon var. Yani özellikle e, o beyaz Türkler denen kitle tamamen siyasetten kopmuşlardır. Hiç siyasetle ilgilenmemeyi tercih ediyorlar. Ve görüyorum mesela şu anda o kitlenin CHP, AKP, MHP falan umurunda değil. Baktıkları iki tane şey var. Bunların muhalif olanlarının. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu kazansın. Yani İstanbul'u AK parti, AKP'nin adayı kazanmasın. Kim kazanırsa kazansın. O kadar da havaya girmesinler. Ee, Ankara'yı da Mansur Yavaş kazanırsa iyi olur. Bunun dışında tamamen CHP, MHP falan bundan umudu kesmişler. Mesela geçen dönem böyle geçen dönem dediğim Cumhurbaşkanı seçimi öncesi böyle canhıraş çalışan, mahalle mahalle koşturan falan insanlar var tanıdığımız, bildiğimiz etrafta. Hiçbir tanesinin umurunda yani Seçim falan umurunda ne değil. Buradaki tek, buradan tek kaygılandıran beni şu. Bu hava sandık güvenliğine yansımasın. Sandık güvenliği yerinde tutulursa bu havanın çok önemi yok. Ee, i̇ki büyük kentte özellikle. Ama sandıklara sahip çıkılmazsa sıkıntı var. Yani CHP'nin bugün yapması gereken en önemli şey, hatta tek önemli şey, İstanbul ve Ankara'da sandıklarda ıslak imzaları kesinlikle toplayacak bir ekip kurması. Bunu kurdular mı kurmadılar mı? Geçen dönem Canan Kaftancıoğlu, bunu büyük bir başarıyla yaptı Ekrem İmamoğlu ile beraber. Bu kez bunu yapabilecekler mi yapıyorlar mı bilmiyoruz. Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Ee, eğer yaparlarsa kendi lehine olur. Çünkü bugün CHP'nin önündeki en temel engel o. Şefaat Bey yine farklı bir başlık biz hep emekli maaşlarından bahsediyoruz ya, 10 Hı -hı, bin TL 10 bin, oldu, bin, düşük bin. oldu, şöyle oldu, 3 şey bin lira yani, şu kadar dolar, dolar bilmem vesaire. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bir açıklama yaptı ve dedi ki en düşük emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya çıkardık. Nereden nereye? 66 lira. Olam 66 Türk iş lira. 2002'de emekli maaşı hatırladığım kadarıyla, yani kuruş kuruş hatırlamıyorum. 220 derece var, 216-217 derece var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediğinin hemen hemen 3 katından fazla. Yani şimdi desen ne olur? 216 desen ne olur? 66. Niye doğru olmayan bir sayı biliyorsun? Çünkü hani internet olmasa, Mr. Google olmasa belki yer insanlar. Ama şimdi giriyorsun 2002 emekli maaşı Türkiye yaz, Çıkıyor karşına kardeşim. En düşük emekli maaşı 216-17 lira galiba. Şeyde de ortalama emekli maaşı da 300 lira civarı. Tam doğru hatırlıyorum ben. ben. 250, 300 lira civarı diye hatırlıyordum. 300 lira civarı ortalamasıymış. bunu söylesen ne olur? Yani niye 66 lira diyorsun? Bir tuşta doğruya ulaşabiliyor çünkü insanlar. En azından biraz zihni olan insanlar ulaşabiliyor. Ayrıca bunu söylemek de pek hoş bir şey değil. Ya yani bu şu demek. Bizim dönemimizde öylesine bir enflasyon oldu ki emekli maaşları 66 liradan, de ki onun dediği doğru değil ya, de ki 66, 66 liradan 10 bin liraya çıktı. 66 lira nere, 10 bin lira nere? Yani deseydi ki biz aldığımızda emekli maaşı 66 liraydı, bugün işte onlar 100 ekmek alınıyordu, bugün 66, 76 lira oldu ve 1000 ekmek alınıyordu ise anlayın. Bugün, o gün 66 liraydı, bugün 10 bin lira. Yani biz Türk lirasına bu kadar değer kaybettirdik demenin başka bir türlüsü. Hiç övülecek bir şey değil yani bu. Bunda övünmek bile bence son derece manasız. Ama şimdi sizin benim için manasız ama tabanda çalışmıyor mu Fatih Bey bu söyle? Ya hangi tabanda çalışıyor ya? Yani bilmiyorum ki Emre yani. Ya sen bana gelsen desen ki mesela seneye biz konuşuyoruz. Sen bana dedin ki abi şu makineyi biz 10 bin liraya almıştık. Nerede o günlerde? <laughs> Şimdi 50 bin lira desen, ben mesela iyi bir iş olduğunu düşünürüm bunu. Yani senin çok başarılı olduğunu düşünürüm. Hiç alakası ne yok. Ne alakası var? Hiç alakası yok. Yani. Ulan amma pahalanmış dersin. Değil mi? Am, amma artmış dersin. Yani Nereden nereye gelmişiz dersin. <laughs> değer kaybetti. <laughs> değer kaybetti. <laughs> değer kaybetti. Türk lirasına muazzam bir değer kaybettiğinin itirafı. Yani 2001 krizinden sonra müthiş değer kaybetmiş olduğu halde Türk lirasının bugün sen onun da felaket ötesi felaket değer kaybetmişsin. Bunu nasıl övünmek için söylersin ki? Zaten yakında hatırlarsınız YTL'ye geçildi sıfırlar atıldı. O sıfırlar yeniden gelmeye başladı. Gelmeye başladı katıka geliyor. Ya hatırla AK Parti iktidara yerine dolar 1.4 liraydı. İlk senelerin sonrasında 1.3'teydi pardon. Sonra bu 1.2, hatta 1.1'e düştü. Hatta Jöleli danışman şey diyordu. 1 dolar 1 TL olacak diyordu. E şimdi 30, 32 TL'ye gidiyor. Ve bu baskılanmış. Ve bu baskılanmış o, haliyle. Aynen. Aynen. Merkez Bankası'na avam dolar satarak. Milyarlarca aynen. dolar satarak. E şimdi bir de kalkıyorsun da onunla... bak Ne güzel. Bu arada bu geçim sıkıntısını artık sokakta da çok Görmeye başladık ah, Felaket abi. Emre, felaket. Şimdi bugün... Nişantaşı'nda yürüyorum. Bir yerde bir sandviç aldım. E, dönerciden. E, yürüyorum. Orada bir tane şey var. Nedir? O zincir marketinden bir tanesinin dükkanı var. Onun karşısında böyle yan yana duran iki 3 tane çöp lerekesi var. Zincir market... çürümüş meyve ve sebzelerinin... bir kısmını oraya atmış. Patates var, soğan var, biber vardı galiba, yeşil biber vardı böyle büyük büyükçe falan. Ben tam oradan geçerken bir tane 60, 65, 55, ben yaşlarda diyeyim bir hanımefendi. Tarih pırıl pırıl giymiş, başı örtülü, elinde bir tane naylon poşet, çöplerin içerisinden o patatesleri yoklayıp nispeten biraz daha iyi durumda olanlarını, soğanların daha az çürümüş olanlarını torbaya dolduruyordu. Uzaklaştıktan sonra fotoğrafını çektim arkadan tanınmasın, görünmesin diye sana yolladım. O hanımefendi anlasın. Ben 66 liraydı, 10 bin lira oluyor. O hanımefendi anlasın. Ve bu İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'un pahalı semti, Arap turistinin fıldır fıldır gezdiği, lüks mağazaların dip dibe dizildiği nişan bir Yani biraz daha kenar mahallelerdeki durumu düşünemiyorum bile. Muhtemelen oralarda çöpe o marketler de onu atmıyordur. O marketler de onu mesela daha ucuz fiyata satmaya çalışıyordu büyük ihtimalle. Orada çöpte de yoktur yani o. Yani buradan da o kent... O fotoğrafı lokantalarını... ben koyarsa, şimdi sana tabii, yollayacağım. Tabii, tabii tabii. O fotoğrafı iktidarımıza ithaf ederiz. Burada bu kent lokantalarında niye bu kadar tıklım tıklım olduğu çok net anlaşılıyor Fersu Bey. Ee, bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bizi kent lokantasına davet etti. Biz dedik biz kendimiz gideriz. Ee, yarın yarın öyle işin var mı? Yok giderim Fersu Bey. bugün öyle gider mi? Olur olur. Giderim şey ne derler? Tebdili kıyafet. Sakal gözlük takalım ya burun takayım. <laughs> Gerçi olur. burun zaten büyük. Takmaya gerek yok. Her ay gülme, her ay gülme kırarım kafanı. <gülüyor> <gülüyor> her ay oradan bir <laughs> şey biz de dün de bahsetmiştik biraz ama şimdi Murat Kurum böyle gaf yapıyor vesaire. İşte bir o rüzgarı azaldı ilk çıktığı günden sonra. Şimdi AK Parti'nin içerisinde de böyle kulislerde bunlar konuşuluyormuş. Acaba yanlış aday mı seçtik? <laughs> ee, acaba doğru kampanyalar yapamadık mı? Ve acaba geçen seçimlerde kullandığımız teröristlerle işbirliği yapıyorlar algısı artık çalışmıyor. O algının çalışmadığını zaten söyledim ben biliyorsun burada. O algı çalışmıyor. Niye? İşte AK Partili Galip Enseryoğlu kalkıp da Selahattin Demirtaş'ı met edince ağzın olarak o 15 dakika Artık o çalışmaz. İstanbul'da da zaten şey aday çıkarınca Dem Parti ve o aday da 4 civarında oy almasına rağmen yarış hala at başı olunca o çalışmıyor. Zaten bir şeyi çok fazla tepinilmişse bir süre sonra çalışmaz hale geliyor. Başak Demirtaş'ın ben aday olmalıyım diye ortaya çıktığı ve bunun da arkasında AK Parti'nin ittirmesinin olduğu falan konuşulduktan sonra artık o biraz şey oldu. Zor çalışan bir şey oldu. Bunun da herkes de e, farkında. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Geçenlerde bir yayıncının evinde böyle bir grup ne diyeyim yemek, sohbet falan filan vardı. Ben de gittim. Pek biliyorsunuz sosyal tarafım yoktur ama e, kıramayacağım bir iki dostumla davet ettiği için kalktım gittim. Yayıncı vardı. Bir tane İstanbul'da daha çok muhafazakar kesimin e, rağbet ettiği, karşı tarafta bir lokantanın e, sahibi mi, ortağı mı, neyse. Öyle bir, 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 bey vardı falan. Orada konuşulanlar vardı. Ben çok konuşmadım açıkçası. Konuşulanlara dikkat ettim şunu gördüm ben. AK Parti'de, AK, yani içerikten muhafazakar bir kitledi daha fazla büyük bölümü. AK Parti'de şöyle bir hava varmış. Bu seçimde muhtemel bir başarısızlık olacak. İstanbul'da bazı ilçeler ve büyük şehir kaybedilecek. Anadolu'da bazı çok banka görünen kentlerde bile kayıplar olabilir. Ee, ve bundan sonrasında parti içinde 2026'ya dönük, 2025-2026'ya dönük yeni çalışmalar başlar diye böyle bir, bir konuşmalar varmış AK Parti içerisinde. Ben dedim ki çok erken bir karamsarlık değil mi bu dedim. Diler ki çok erken bir karamsarlık değil. Yani bu aslında birikmiş bir karamsarlıktı. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçiminin aslında karşı tarafın yanlış adayından dolayı kazanıldığını... Hemen hemen herkes farkında. Dün yasal yasafalı değil ama şeyi de kazandılar. Meclisteki sandalyeleri de kazandılar. Diler ki yok pek öyle değildirler. Yani ben bilmiyorum bunu açıkçası. Ben ben bunu gözlemleyecek kadar o çevrenin içinde AK Parti örgütün içerisinde değilim. Ama konuşulanlar bunlarmış. Belki bizim görmediğimiz başka bir şey hissediyorlar. Bilmiyorum yani. Şey neden? 2025-2026 neden fazla? Yani Cumhurbaşkanlığı'na artık birilerini hazırlarız falan diye herhalde. Tam bilmiyorum. Ya. Bir erken seçim beklenir mi falan. Böyle bir, bir, bir şeyler konuşuluyormuş anıyordu. Yani Fatih Bey, AK Parti demişken Elazığ'ın Molla kendi be beldesinde Belediye Başkanı Mehmet Deniz Doğan Fuhuş Oteli işlettiği için tutuklanmış. Belediye Başkanı. Evet. İlginç. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunda pek yorumlanacak bir şey yok. Fuhuş Oteli işletiyorsan tutuklanırsın. <laughs> 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 muhafazakar bir parti mensubu olman da e, seni demek ki kurtarmamış. Bu adayet adına iyi bir gelişme. Yani AK Partili olduğun halde fuhuş ötürü işletiyorsan tutuklanıyorsun diye bir şey ortaya çıkması iyi bir şey. İnşallah yargılaması da aynı adalet içerisinde, aynı doğruluk içerisinde olur. Şöyle söyleyeyim. AK Partili, o partili, şu partili, bu partili, muhafazakar partili falan olduğun zaman suçtan azade olmuyorsun günahtan da azdı. Onlar da güneşteleyebilirler. Bu adam biraz fazla güneşlemeyi tercih etmiş. Ee, ama şöyle söyleyeyim bak muhasebeci kesin bu uçkur düşkünlüğü pek az değil. Pek e, yabana atılacak miktarda değildir. Yıllar önce bak, yani bu daha AK Parti yok, o yok, bu yok falan filan Türkiye'nin daha farklı olduğu dönemde. Lale'li de bir arkadaşım var iş adamı. İş adamıyla evet. Esnafın hallicisi, iş adamının küçüğü gibi böyle bir noktada bir arkadaşım var. Halı balı işleri falan filan yapıyor. Onun da bir tane komşusu var. Yine o da esnaftan. E, böyle şeyli, bayağı İslami kıyafetle, cübbeyle falan e, gezen, bayağı sakallı, kafasında neredeyse sarık olan takkeyle falan gezen birisi. Böyle gırgır mırgır falan filan da hoş sohbetti ama radikal İslamcının dibi yani. Ama müthiş meraklı. <gülüyor> <gülüyor> müthiş meraklı. Bir gün böyle gittik işte bu böyle yine işte gitmiş bir yerlere falan böyle işte o laleli otellerini falan şey yapmış bu. O zaman işte ben güneş gelsin diyeyim o zaman. Güneş gelsin. Laleli de o Laleli'nin felaket zamanları yani. Dedim ki ya sen nasıl Müslümansın yani. Ne var abi diyor dedi. Dedim ki bu ne var dedi abi sen içki içerek güneşliyorsun. Ben bunu yaparak güneşliyorum dedim. dedim ki oğlum dedi oğlum bu zina dedim yani en ağır suç. Yok abi zina değil. Nasıl dedim? Önceden nikah kıyıyorum dedim. Olsun yine dedim bu suç yani. Ya abi dedi, de ki günah dedi, de ki suç dedi. Herkesin güneş özgürlüğü var dedi. Ben de burada kullanıyorum dedi. Sen dedi mehane kullanıyorsun, ben de burada kullanıyorum dedi. E şimdi düşün mesela, ne Cübbeli Ahmet, niye hapis yattı? Değil mi? Aynı suçlamayı yatmadı mı? Fuhuşlamayı yatmadı mı? Yani demek ki, yani insanın ne olursa olsun siyasi görüşü, inancı falan, e, zaafları olabiliyor. Bu beyinki zaafın ötesine geçip, bir de ticarete dökmüş işi. <laughs> e ne diyeyim ben yani? Ama yani her bunun şeyi olmaz yani bunun siyaseti partisi olmaz bunu biliyorsun suç işleminin partisi olmaz. Zaten aslında buradaki haber şuydu. Yani suçlu varsa AK Partili olduğu için azat edilmemiş ya. Yani. Evet evet. İşte onu dedim yani. Haberin kendisi. Evet haber, haberin önemli tarafı o yani. AK Parti ilçe burada dokunmayın dememişler yani. İlçe mi ne? Belediye, başka. ha, belediye başkanı. Belediye Bara, dokunmayın başkanı. Dokunmayın dememişler. Hazreti Bey diğer taraftan sürekli bir ajan tutuklanması haberleri evet, görüyoruz. Evet memlekette ajanlar ve mafyalar meğerse memleket ele geçirmiş. Şimdi bunları anlıyoruz yavaş yavaş. Evet şimdi yine bir operasyon yapılmış. Bu sefer de Hamza Turhan Ayberk e, evet. isimli şahsiyet. Mosa'da bilgi sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanıyor hı hı. ve bu kişi televizyonlara çıkan, sağda solda konuşan. Hani bu neyse, bu yine hani televizyon personality falan yani ne o televizyon şahsiyeti falan derler ya. Neyse sonuçta yani bak memleketin epey bir suçlu varmış. Yakalanan da yakalanması gereken herhalde onda biridir diye e, düşünüyorum. Ee, Mossad da ülkede bayağı aktif görüldüğü kadarıyla ama normaldir yani. bu Biz uzun zamandır söylüyoruz yani Türkiye özellikle bu 2010 sonrasında bütün istihbarat örgütlerinin cirit attığı bir yer haline geldi diye bizim bir sürü yazımız var, çeşitli konuşmalarımız var. Yani Türkiye'nin bir istihbaratçı cenneti haline geldiğini ve Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin çok çokça miktarda e, ortalıkta gezindiğini yani 2010'lardan beri e, söylüyoruz. Turgut Özal döneminde de bir ara böyle olmuştu. e yani Türkiye'nin çevresi karıştığı zaman Türkiye içerisinde bu istihbarat e, örgütlerinin çalışmaları artar. Bu kez de öyle olmuş, bayağı bir artmış. Daha çok vardır yani. Bu yakalanan yakalanması gerekenlerin onda biridir. Ben sana e, söyleyeyim. Bu, çok istihbaratçı vardır. Tabii aslında bu adamlar Bunları nasıl yargılar bilmiyorum. Yani. Bunların doğrudan duruyor vatanı ihanetten yargılaması lazım. Yani çünkü bundan daha öte bir suç, suç olmaz. Yani. yani. Bu nasıl bir suçtur? Yani sen kendi ülkenin aleyhine bir yabancı, üstelik de senin ülkende bir süreden bir hasmane bir tavır içerisinde olan bir devlet adına... Ama diğer taraftan da şey de iyi oluyor Fatih Bey. Yakalanıp böyle insanlar olduğunun gösterilmesi bence iyi oluyor. Çünkü hep ajan dendiğinde, casus dendiğinde bir şey. Sanki James Bond olması lazım. Sanki işte... Abi yeter... James Bond gibi ajan nerede abi? <laughs> Kalsa... Yani hayır biz sonra bunlar ajan dediğimizde siz de... E ben söylüyorum abi burada yani mı? işte bu radikal İslamcı geçinen tipler var ya ortada bas bas varan. Onların yüzde doksanı ajan değilse ben bir şey bilmiyorum diyorum. Kazınsan çıkar. Fas Bey. İmam bile olmayan imamlar var ortakta ya. Pavyondan çıkıp imam olmuş ajanlar var ortakta. Fıldır fıldır geziyorlar ve sayıları da hiç az olacak gibi değil. Hiç az değil. Çok da popüler oluyorlar zaman içerisinde. Dünyada da çuf çufçu oralar ve şeyler var Fatih Bey. Ne var? Çuf çufçu olacak Söyleyemiyorum. Böyle mı? bir şey varmış değil mi? <laughs> Ondan da anlamadım ben. <laughs> çuf çufçu öyleder çuf çuf... falan var. Çok garip bir yere gidiyor. Ga garip yani. şey de var abi. Mesela görüyorum onların o tarikatlarının ibadetlerini. Şimdi mesela Hazreti Muhammed döneminde yani inandıklarını söyledikleri dinin kurucusunun döneminde böyle bir şey yapılıyor acaba ya? ya bazen bakıyorum gerçekten utanç diyorum yani. Hani onların çoluğu çocuğu da olsa utan... Yani baban orada onu yapıyor olsa insanca çıkamazsın ya. Vallahi çıkamazsın. Ulan bu senin baban mı? <laughs> Vallahi okulda mahcup <bahçim> olursun ya. Abi <laughs> babanı gördüm diye. <gülüyor> <gülüyor> Tam tersine. Çok acayip şeyler yapıyorlar çünkü. Yani. Abi, abi, abi yapıyor git, duanı ya. et, namazını kıl, ibadetini et, tesbihini çekiyorsan, çek, ne, ne yapıyorsan yap da... Bayağı breakdance yapıyorlar. <laughs> Vallahi bazıları çok acayip. Ya, bu nerede var? Hangi kitapta var bu? Ben çok merak ediyorum bunu ya. Bir de ortak argüman bu tarafta genelde hep Kur'an Müslümanlığından uzaklaştırmaya Arba, çalışıyorlar. Zikir mikir falan filan bunları anlarım, bilirim, vardır pek çok terikatta falan. Tamam bazıları abartılır ama bize ne? O bazıları çok garibime gidiyor. Hayda hoppara hoppara zıplıyorlar, dönüyorlar, fırlıyorlar, atlıyorlar, yerde yuvarlıyorlar, birbirlerine sarılıyorlar, yere düşüyorlar. Çok acayip. Şeye, hatta geçenlerde bir video görmüştüm. Tarikat liderini aşkım diye beyefendi. Ya <laughs> abi ondan işte yok badeli ve badeleme çıkıyor ondan ortaya yani? Fazla bu konuyu geçiyor. Çözemedim vallahi çok acayip yani. Ya garip bir yere gidiyoruz. Milliyetin Bakanı sonunda yeni müfredata geçiyoruz dedi. Hı, hı Hazırlıklarını tamamlamışlar. 1, 5 ve 9. sınıfla başlayacağız. Hı hı. Bu yıl yeni müfredata giriyoruz dedi. Şimdi hayırlı olsun. Ee, biliyorsun bunu milli müfredat olarak açıkladı. AK Parti 22 senedir milli müfredat yapamamış. Bu bakana nasip oldu. Ki bana sorarsan bu gelmiş AK Parti döneminin o kötü bakanlarının bile en kötüsü. Ee, bana sorarsan. Şimdi ben Milli Eğitim Bakanı'na başka bir şey soracağım. Bugün, geçtiğimiz hafta bizim de tek tek bilimde konuğumuz olan Semih Tarin bir liste koymuş. Gördüğümü biliyorum. Görmedim tabii dünyanın en iyi üniversiteleri listesini koymuş Hüseyin. İlk yüzde kaç Türk üniversitesi var? Olduğunu zannetmiyorum. Yok. İlk iki yüzde? Yine zannetmiyorum. Yok. İlk üç yüzde? Bir ihtimal diyorum. Yok. En iyi Türk üniversitesi 350'cilikten sonra bir iki üniversitemiz giriyor. Hani o şey vardı ya, Boğaziçi'ne bundan önce atadıkları bulu, yüze sokacaktı şeyi, 300'de yok. Boğaziçi Üniversitesi. Diğerleri de yok, hiçbir yok. İlk 300 içerisinde bir tane Türk Üniversitesi yok. Bak bu şey demek değil. Türk Üniversitelerinden mezun olanlar yetersiz, beceriksiz Bazı üniversitelerimizde şahane adamlar çıkıyor. O ayrı bir şey. Ama üniversite, üniversite değil. Öğrencinin oradan bazı bilgilere donatılmış iyi bir mezun olarak çıkması o üniversite üniversite yapmıyor. Bizim üniversitemiz berbat durum. Neden berbat durumda? Çünkü bu üniversiteye gelen öğrenci zaten berbat durumda. Yani üniversitelerin içine etti AK Parti ne? Lise ise daha çok etti. Orta daha daha çok etti. Oradan ortaokuldan böyle tın tın gelen bir grup çocuk, üniversitede işte bunun binde üçü, binde beşi bir şeye benzetebilirse bir şey olup çıkıyor. Gerisi çöp. Çünkü üniversitede çöp. Bilim üretilmiyor. Ya üniversitenin kütüphanesi yok artık. Yani yine, yani, ya, tamam kitap artık yok. Sanal kütüphanesi bile yok. Hiçbir şey yok. Dershanesi yok. Öğretim üyesi yok. Kağıt üstünde var, gerçekte yok. Emekli olmuş hocaları profesörde yazmışlar bir kısmı. Yok abiciğim. Milletim bakar bana bunu anlatsın. Bıraksın bu palavraları. Yok işte yeni müfredat bilmem, çok milli müfredata geçtik, zart olduk, zurt olduk. Benim buna karnım da tok, işkembem de tok, boğazım da tok, gözümde tok, her tarafı tok buna. Yusuf Tekin, Sayın Bakan, sen bana bunu anlat. Bizim niye en iyi üniversitemiz ilk 300'ün içerisinde yok? İlk 100'de zaten yok, 200'de de yok, 300'de de yok. Sen bana bunu anlat. Bu müfredatın neresinde? Senin yaptığın bu dandilik müfredat bunu, değiştirecek mi? Hayır, değiştirmeyecek tabii. Sen sınıfın ortasına ananın mezarını getirip koyarsan, ağıt yakın had edersen çocuklara, üniversitede böyle olur işte. Ondan sonra milliymiş. Buna milli müfredat etmez. Buna milli rezillik denir. Fatih Bey, bu, bu da Türkiye'deki bazı şeyler gibi. Anayasa yapıyorlar, yapıyorlar. Bir daha yapıyorlar, bir daha yapıyorlar, bir daha değiştiriyorlar. Bu AK Partili'nde iyice şey oluyor. Her yasayı beş kere yapıyorlar. Çünkü bürokrasi kalmadı, adam kalmadı. İşte ya, müsteşar yok ya. İlçe başkanı alıyor, bakan yardımcısı falan yapıyor. Birkaç tanesi tamam eyvallah. Bazı Çok az iyisi var ama çoğunluğu ondan habersiz bakan yardımcısı. Ondan sonra onları yasa çıkartıyor. Bürokratı ona göre. Berat bu konuyu da geçtim. Dilber'e geldim. Dilber kim? İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin dans ettiği pavyona turlar düzenlenmeye başlamış. Normal, şaşır, şaşırtıcı mı? Bu, 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 dizi eğer yurt falan satılır, orada da başarılı olursa yakında şeyler gelir, yabancılar gelmeye başlar. Geçen gün Fatih Aksoy anlattı ya, işte gelmişler, Japon turistler şeyi izliyorlar, dizide gördükleri bizim Kız Kulesi'nin karşısında oturup Kız Kulesi izlemiş. Yakında pavyona da bir bakarsın, <laughs> Japonlar, Japonlar yani. İspanyollar, Arjantinliler, Şililer pavya pavya gezerler. Pavyon açmadan tam zamanı ister. <laughs> Dil verin pavyonu diye. <laughs> İnci taneleri Allah güzel isim. Gel biz bu, niye bu suyla foroşu diye <laughs> <Gel> pavyon açalım. <laughs> Ve ilginç olan şu, Mart ayındaki tüm kontenjanlar dolmuş. Bayağı meraklısı varmış yani. Vallahi eskiden pavyonun çok meraklısı var zaten. Daha anlatmıştım mı daha önce. Tekrar moda oldu pavyon demek ki. İyi bir şey yani. <laughs> eğlensin insanlar. Bence de eğlensin de ne sıkılmakta sıkı sıkı nasıl eğlenmek iyidir. Fatih Bey son Yalnız soru. Ya pavyonda dikkatli olmak lazım yani insanın kadar alır bazen pavyonda. Bizdeki algı hep o yönde zaten. Yani uzak durulması gereken bir yer olarak. Yani... <laughs> ya yıllar önce bak yine anlatayım komik bir şey. Yıllar önce e, bir İngiliz e, tanıdığımız gelmişti İstanbul'a. <laughs> bir gece bize arıyor, arkadaşın oturuyor bize arıyor. Niye? Yetişin diye, ne oldu diye. <laughs> Pavyonda rehin kalmış. Neyse gittik bulduk falan filan kurtardık. <laughs> Gitmiş. Beyoğlu'nda bir otelde kalıyormuş. İngiliz ama böyle düzgün bir herif aslında. Fakat bilmiyordu İslam'ın üstüne. Işte, The Marmara mı ne öyle bir otel, The Marmara değil de Pera'da kalıyor yani Akşam çıkmış gezerken bir pavyona girmiş. Sanıyor ki orası İngiltere. <laughs> girmiş pavyona. <laughs> Pavyonda <laughs> bunu oturtmuşlar, işte kadınlar madınlar gelmiş, bu içmiş içmiş falan filan yani tipi huligan tipli bir İngiliz. E, içmiş keyif yapmış falan. Sonra bir hesap gelmiş, <laughs> atıyorum 3000 pound, normalde İngiltere'de onu yese 100 pound verir, ne 3000 pound verir izin vermesin. Dedi ki sonra ne oldu, two mafia guy came on me dedi, yani iki <laughs> mafya adam üstüme geldi. Sonra I don't remember, <gülüyor> hatırlamıyorum. <gülüyor> şey bir sofayı. Ama <laughs> koymuşlar içine parayı getirinceye kadar içeride. <laughs> İyi var kurtarmışsınız Murat Bey. pavyon böyle bir şeydi yani. Öyle çok da heveslenmiş <laughs> <laughs> kimse yani. Dizilerdekine bakıp da heveslenmesinler. Fuat Bey son sorum. AKM'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir sergi düzenleniyormuş. Evet. Bu güzel bir haber. Ama sergideki sanatçıların tamamı erkek sanatçılar. Allah Allah. Şimdi çok acayip bu yani. Birincisi şunu söyleyeyim. Bu sergiye Dünya Kadınlar Günü'nde Allah'ın kulu gidemez. Niye? Çünkü Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'i kapatıyorlar. Dört tarafını şeyle çeviriyorlar, polis barikatlarıyla. Allah'ın kulu Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'e giremez. Sergiye de kimse gidemez. Gidecek olan varsa ya yedisinde gitsin ya dokuzunda gitsin. Sekizinde Taksim geçilmez kardeşim. Yani... 8'inde kadınlar için Taksim, İngilizler için Çanakkale Boğazı gibi. Geçmek mümkün değil. Bak benim asistanım şeyde oturuyor, Cihangir'de oturuyor. Biz haber çalışırken beni arardı. Fatih Bey yarın Dünya Kadınlar Günü ben işe gelemeyeceğim kusura bakmayın. Çünkü gelmek için Karaköy'e gidip Karaköy'den Dolapdere'den falan dolaşıp gelmesi gerekiyordu. 150 metrelik mesafeyi yürütmüyordu polis. Gitmek için de yine aynı yoldan gitmesi e, gerekiyordu. Bu arada biber gazı, şu bu falan filan. O yüzden o sergiye o gün hiçbir kadın gidemez. Bence sergiyi başka bir yerde atsanmış daha iyi olurmuş. Ama 7'sinde ve dokuzunda gidip gezilebilir. İki abi Türkiye'de son derece başarılı kadın ressamlar, kadın heykeltıraşlar, kadın grafik sanatçıları, kadın enstitüasyon yapanlar, kadın seramikçiler, ya yani Türkiye'nin kadın, hatta Türkiye'nin uluslararası kadın sanatçı sayısı belki daha fazladır erkek sanatçısından. Niye erkek sanatçılar yapmışlar? Onu da anlamak mümkün değil. Vardır bir bilmedikleri herhalde. Ya da düşünememişlerdir. Ya, bu düşünülmez. Kadınlar günde sergi geçiyorsa Allah aşkına yani bunu, bu yani beş yaşında çocuğa söylesen düşünür yani. Ben yine de düşünemediklerini düşünüyorum. <laughs> Düşünmek istemiş olabilirler belki. Düşünülür <laughs> çünkü. Ya bu düşünecek bir şey mi ya? Fatih Bey benim sorularım bugünlük bu kadardı. Bugün de bitirdik. Ee, siyaset konuşmuyoruz ama konuşmayacak, konuş, yani konuşmadan da e, olmuyor. Zaten siyaset konuşsak bir dert, konuşmasak bir dert. Ee, i̇nsanların siyasetten sıkılmış olmasını anlıyorum. Siyasetler, siyasetten değil, siyasetçilerden sıkılmış olmasını anlıyorum. Ben de çok sıkıldım. Hele bir de bu değişiklik olmuyor ya siyaset. Hep aynı, hep aynı tipler. bir de, 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 de Erdoğan haklı olduğu bir şey var. Gelenler de gideni aratıyor ayrıca e, bazı yerde. Ama yine de bir ay daha konuşacağız. Sonrasında daha gırgır mevzular buluruz. şu belediye seçimlerine kadar konuşacağız. Zaten haftaya ister istemez siyasi konuklar alacağız. Herkese dediğimiz gibi kapımız büyük şehirlerde, çekişmeli illerdeki herkese açık. Anım kaderi AK partiler pek gelmek istemiyorlar. Bana beni siyasi rakip gibi görüyorlar herhalde ne bileyim. O Herhalde soracağım sorularda yani bu bize istemediğimiz sorular sorar da mı düşünürler ne bilmiyorum. Ama gelmek isteyen AK Partili varsa onlara da e, açık ki bir iki tanesi mesaj da gelmek istediklere dair e, onları da ağırlayacağız. CHP'li başka partili kim varsa e, çekişmenin içinde olan çekişmeye yakın ya da sonucu etkileyecek düzeyde olan e, onları da konuk edeceğiz. E, sıkıntı dışınızı bir, hafta, bir, bir, bir ay sonra zaten siyaset çok azalacak Türkiye'de. Öyleyse Fahas Bey. Görüşmek üzere yarın.